Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. 1 Haziran'a girdik. Artık normalleşme sürecimiz başladı İstanbul'da da. Maskeyi çıkartmamın sebebi sesim daha iyi çıksın diye. Şimdi otoparka geldim. Leon'la bayağıdır ayrı gayrıydık. Otoparkta yatıyordu. O da burada. Şöyle çalıştıralım. Bugün işe gideceğim ve işten geleceğim. Bununla alakalı bir sürüş videosu çekeceğim. POV kıvamında. Güzel bir içerik olacağı benziyor. Hadi gelin şimdi aracımıza geçelim. Bayağıdır çalıştırmamıştım. Rölantisi biraz uzun çalışacak. O sırada da sohbetimize devam edelim. Bayağıdır çalışmıyordu. Özlemiştir. Fanımızı ayarlayalım. Klimamızı kapatalım. Normalde 5-6 saat kullanmadığınızda ya da bir gün kullanmadığınızda 15-20 saniye çalıştırma yeterli oluyor. Böyle uzun süreli kullanmadığınız durumlarda bir dakikaya yakın çalıştırmanızda fayda var. Arka planda yağlama işlemleri devam ediyor. Fazlası zaten zarar. Ya zarar demeyeyim de cebinize zarar. Yine zarar aslında. Full linki devreye sokamadı bu arkadaş. Çünkü Bluetooth'u kapatmamız lazım. Wi-Fi kapatmayacağım. Onda GoPro'muz. Bazen bunu yapabiliyor. Bu tür durumlarda tekrardan takmanızda fayda var. Telefon arka planda kilitli olduğu için geldim. Hadi bakalım yolumuza çıkalım. Normalde aslında şuraya ya da buraya koyabileceğim bir sabitleyici aparatı var da burada uzakta kalıyor. Çok göz önünde oluyor. Buraya da koyduğumda şu silecek kolu ne yazık ki çarpıyor böyle. Özellikle arka sileceği çalıştırırken böyle birbirlerine denk geliyorlar. O da çok hoşuma gitmiyor. Kullanırken bir kullanım zorluğu oluşturuyor bana. En son Rörenti'de E60 V10'un sesini duymuştum. M5'in. Tabii şimdi bunu çalıştırınca biraz cılız geldi. Ama günün sonunda beni A noktasından B noktasına götüren araç bu. O tarz bir aracın da zaten günlükte kullanılması ne kadar mantıklı olacaktır orası ayrı. Yani evin ikinci aracı olacak bir araç o kesinlikle. Şehir içi trafiğine her yere onu sokmak biraz acımasızlık olacaktır. Motor zaten oldukça hızlı ısınıyor. Bir dakika, bir buçuk dakika geçti geçmedi. Hararet 90 derecelere kadar çıkmış oldu. Şuradan isterseniz size yağ sıcaklığını da göstereyim. Yağ sıcaklığımız kaç olmuş? Onunla ilgili henüz bir bilgi vermiyor. Birazdan o da ideal seviyeye gelmiş olacaktır. Bakalım İstanbul trafiği bugün ne durumda? Saat 7 oldu. Basın Ekspres yoluna doğru bir yoğunluk olacaktır. Ben yaklaşık evimin işimin arası 13 kilometre. 12-13 kilometre arasında bir şey. Orada da kapalı otopark var. Parktan yana herhangi bir sıkıntım yok. Bakın insanlar sosyal mesafeye ne kadar uyuyor bakalım tramvay üzerinde. Bayağı yan yana duruyorlar yani. Ayrı duranlar da var. Muhtemelen onlar ahbap değil. Ahbap olanlar yine dip dibeler. İnşallah ikinci dalga muhabbeti olmaz. Çünkü havalar ısındı. İnsanlar evde durmayı da çok istemiyor. Bu ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır. İşin neredeyse son noktasına kadar çok dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştım en azından kendim adına.
temel ihtiyaçlar dışında çok fazla dışarı çıkmadım bile diyebilirim. Çok özel durumlar haricinde istisnai. Vay be, WhatsApp bildirimlerini bile özlemişim telefonun. Başlangıçtan itibaren şu anda 13 litre gösterdiğine bakmayın. Aslında aracın tüketimi. Onu size şöyle göstereyim. Genel altında. Çünkü çok soru geliyor. Abi Leon ne yakıyor diye. Bakalım ne yakıyormuş. Uzun süreli 8.1. 7.9 yakıt aldığımdan beri. Tüketimler bu doğrultuda. İstatik istikameti. Güzel. Şu anda 2 silindir modu aktif. Gördüğünüz gibi. Stilo çok oynuyorsun da. Vallahi yamulursun. Birisi dokunursa sana. Sağdan çıkacağız. Bir de sabah sabah böyle heyecanlı tipler var. Ankara plaka. Hop, şimdi makas atar. Soldan devam. Hadi kardeşim, bak dalgana, hiç uğraşma. Sol arka lastiği patlamış arkadaşın. Kendisi farkında galiba. Emniyet şeridine geçti çünkü. Yoksa uyaracaktım. Günlük trafikte böyle şeyler karşımıza geliyor. Standart 2000 devir bandında kullandığınızda ortalama tüketim 10 ile 15 litre arasında gidip geliyor. İlk 3 vitesi çıkarttığımızda. Zaten kendi halinde bırakırsanız 2000-2250 devir bandında bir üst vitesi otomatikman geçiyor. Şöyle bakalım yağ sıcaklığımız şu anda ne durumda. Evet, 56'ya kadar gelmiş. Yani performans odaklı kullanacaksanız mümkünse 65 yağ sıcaklığının üstüne çıkmadıktan sonra aracı yüksek devirleri çıkartmayın. Benden size tavsiye tamamen motorun uzun ömürlülüğü ile alakalı. Yani soğuk bir yağ ile bastığınızda o üst devirlerde aşırı derecede pistonun vurmasına yağlama işlevi bence çok faydalı olmuyor. Standart böyle 1500-2000 devir kullanımında zaten yeterli seviyede. Neredeyse rölantiye yakın kullanıyorum baktığınızda. İstanbul bayağı hareketli. Normalde bu kadar olmazdı. Sağda servis bekleyen insanlar da var. Geçelim sola. ...62-63... Artık yağ ideal sıcaklığına ulaştı. 65'e kadar çıktı. Yelken modu kendini aktif ediyor. Serbest sürüş diye geçiyor bu. Rölantiyi indiriyor. Hem şanzımanın biraz daha soğumasına yardımcı oluyor kendi aklınca. Hem de daha ekonomik sürüş sağlıyor. Bu cut-off dediğimiz aslında ayağımızı gazdan çektiğimizde sıfıra düşme durumu var anlık tüketimi. Anlık tüketim burada 1-2 litre olarak devam ediyor. Ama hız kaybetmiyor araç. Yokuş aşağıysa aksine hızlanmaya devam ediyor. Uykumuzu açmak için bir müzik dinleyeceğim. Telife takıldığı için siz buraları tabii duyamayacaksınız. Neredeyse iş yerine geldim arkadaşlar. 7'yi 2 geç aracın marşına basmıştım. 1 dakika kadar rölantide çalıştırmıştık. Yaklaşık 11 dakikada hareket ettikten sonra iş yerimin %85'ine ulaşmış oldum. Yakıt tüketimi 7.7 litreye kadar düştü. Az önce bir İkinci viteste araçta bir gazladım. O biraz ufaktan arttırdı. Kısa mesafe çünkü. İstanbul'da 15-20 dakika içinde iş yerine gelebilmek güzel bir lüks. İnsanlar saatlerini geçiriyor. Ve şu dikkatimi çekti. Yollar hep asfaltlanmış.
basın ekspres yolu komple elden geçirilmiş neredeyse. Pürüzsüz güzel bir asfalt var. Allah'a takdir ettim. Biz evimizde bu virüs illetiyle uğraşırken, kendimizi korumaya çalışırken dışarıda çalışan ciddi olarak görmediğimiz bir ekip vardı. Bana çok soruyorlar. Aslında canlı yayında da bir kere açıklamıştım. Sonrasında da bazen videolarda bu şekilde denk geliyorlar. Nereden nereye geçiyorsun arkadaş? Yaptığın iş mi? Ben özel bir şirkette, kurumsal bir firmada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Yazılımcıyım. Yakın zamanda karşıda farklı bir firmada çalışıyordum. Şimdi Avrupa yakasında çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 aydır. Bu şekilde devam. Araçlar benim en büyük hobim. Hatta bir yaşam tarzım. Kesinlikle kopamıyorum. Hani Türkiye'de şartlar çok farklı durumda olsaydı, ya mesela bir Almanya'daki gibi otomobil endüstrisi ya da oradaki magazinsel, bu biliyorsunuz, içerikler, dergiler olsun, dijital medya olsun, bunlar biraz daha önem arz etseydi yurt dışındaki gibi, kesinlikle bu iş üzerinden devam ederdim. Harika, burada bir yol çalışmamız var. Gerçi bize engel değil. Ama günün sonunda cebinize giren para çalıştığınız, yaptığınız işle alakalı. Bunun bende hobi olarak kalması da ayrı bir keyif. En azından günün yorgunluğunu, işin stresini araba kullanarak ve insanlara faydalı olarak atıyorum ben de. Neredeyse cumartesi, hatta bazen pazar günleri, hafta içi, artık günler uzadığı için belirli günlerde iş çıkışında çekim yaparak faydalı olmaya çalışıyorum. Tabii kaliteli bir içerik ne kadar oluşuyor? Hani ona çok fazla yorum yapamayacağım. Burada benim zamanımın kısıtlı olması, montaj işinin de bende olmasından kaynaklı olarak bir ne yazık ki kayıp var. Yalan değil. Ama en azından o saf bilgiyi, objektif bilgiyi yansıtabildiğimi düşünüyorum araçla alakalı. Eskiden kısa bir bayi sürüşünde araç hakkında bilgi vermeye çalışırken, şimdi tabii şartlar ve içerikler biraz daha değişmiş oldu. Artık araçları daha uzun soluklu kullanabiliyorum. Daha uzun süre test edebiliyorum. Bunlar güzel kazanımlar. Bunlar da siz değerli takipçilerimin sayısından kaynaklı. Artık 20 bin kişiye yakın bir aile olduk. Ben hiçbir zaman bana abone olun, işte takip etmeye devam edin, like atın diye bir hiçbir zaman sloganda bulunmadım. Buna ihtiyacım yok, dediğim gibi bu benim hobim. Yaparsanız bu beni hoşnut eder. O ayrı bir durum ama yapmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Evet, geldik. Şimdi otoparka geçelim. Geri görüş kameramız da yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Berat'la konuştum. Abi ne zaman istersen buyur gel, yardımcı oluruz dedi. Evet. Akşam görüşürüz arkadaşlar. 7.7 litre ile tamamlamış olduk. Şöyle size göstereyim. 7.7 litre. 34 kilometre ortalama hızım. Özür dilerim. Bu yakıtı aldıktan sonra başlangıçtan itibaren 6.1 litreymiş. Daha da ekonomik. Tam 20 dakika kullanmışım aracı. 13 kilometre yol yapmışım. 6.1 litre tüketimim var. Uzun süre tüketimim hala 8.1 litre. O da 1000 kilometrenin ortalaması. Güzel. 6 litrelerle gelmek. Yani bu tüketimi görünce zaten dizeli çok aramıyorsunuz. Akıcı yolda TSI motor oldukça verimlidir. Hadi akşam görüşürüz. Göstergelerimize gelelim. Orada göstergeyi daha rahat görüyorsunuz. Saat işte yaklaşık akşam 6 oldu. Normalde daha erken bitiyor mesai saatim de.
birkaç yapmam gereken işlem vardı. Şöyle bir tane sakız alalım. Nefesimiz tazelensin. Bu koronadan sonra sosyalleşmeyi, iletişim kurmayı özlemişim. Gerçekten. Sesimizi kısalım, radyodaydı. Onun için uğultu yapıyor. Evet, harekete başlayalım. 13 kilometre gidiş, işte yaklaşık 13-14 kilometre de geliş. Günlük 26-27 kilometre yol yapan bir insandım. Tek de döndü. Çok iyi. Otopark sıkıntısının olmaması İstanbul'da büyük bir lüks gerçekten arkadaşlar. Sabah hareket ettiğimiz esnada 6.1 litre ile işe gelmiştim. Dönüşte de ortamı 1.5 litre kadar fazla yakıyorum. Bunun sebebi dönüş yolum daha yokuştu ve daha fazla trafiğe girmem. Sabah tabi biraz daha trafiğin olmadığı sakin bir noktada oluyorum. Bu kedileri de biz büyüttük burada. Hep yavruluyorlar. Güzel kulübeleri, bir sürü şeyi var. Çalıştığım şirketi bu noktada başarılı buluyorum. Böyle hayvanlar olsun. Ondan sonra çalışanların bir takım böyle hakları olsun. Fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Evet arkadaşlar, size bir liste paylaşmıştım. Dinliyor musunuz? Şöyle bir yoklayayım sizi. Bayağı ben güncel olarak parçaları ekliyorum, çıkartıyorum. Yeni şarkılar da ekledim. Bazı şarkıları çıkarttım. Şu anda telife takıldığı için burada açamıyorum doğal olarak. Abla öyle bir korkuttu ki. 3 serisinin içindeki. Basın ekspres yolu trafiğimizi görüyorsunuz. Bazen böyle yan yoldan kaçmak hayat kurtarıyor. Demek ki hayat gerçekten normalleşmeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte zaten insanları tutmak daha da zorlaşıyor arkadaşlar. Hani bunlar ne yazık ki biraz Türk yapısından kaynaklı. Kuralcı değil de böyle biraz daha kuralları esnetmeyi, vakit geçirmeyi seven bir yapımız var. Sosyalleşmeyi özellikle daha çok isteyen bir yapıdayız. Bu nokta her zaman bir trafik, sonrasında yol daha rahat oluyor, açılıyor. Orada sohbetimize daha rahat devam edebiliriz. Burada keseyim. Bu trafikte size eziyet etmeme gerek yok. Evet arkadaşlar. Trafiğin sakinlediği noktaya artık geldik. 12.1 litre şu anda. İyi bir trafikte seyrettim. İstanbul'un trafiği akşam hiçbir şeyini kaybetmemiş. Yine aynı sıkıntılı. Araç bu arada 4.997 kilometrede arkadaşlar. Birazdan 5.000 kilometre olacak video ile birlikte. Birçok takipçim abi arabayı satmıyor musun diye soruyor. Satmıyorum arkadaşlar. Şu dengesiz piyasada satsam ne alacağım? O ayrı bir soru işareti. Açıkçası Kurban Bayramı'ndan önce de satmayı planlamıyorum. Bakalım. Nasip kısmet. D segment araçları kendime daha fazla yakıştırıyorum. Gerek kendi hacmim olsun, gerek aracın hacmi olsun.
beni daha çok memnun ediyor. Bir de sürüş güvenliğinde bilmiyorum. Hatch kullanmadığım sürece bana D segment araç daha keyifli geliyor. Ama Leon Efar'da oyuncakları oldukça bol ve kullanırken keyif veren bir araba. Sadece şu DSG'ları bahsettiğim gibi bir handikap. Onu da çözülecektir yakında. Şanzıman güncellemesiyle veya farklı bir şeylerle. CarPlay aktivasyonunu kesinlikle yaptırın arkadaşlar. Hani belki de yaptırdığım en güzel işlemlerden birisi oldu CarPlay. Birisi size konum attığında direkt ekrana yansıtabiliyorsunuz. Spotify listenizi direkt çalıyor. Ki Bluetooth'da işlediğinizde de çalıyor da bu arayüz olmuyordu. Şöyle göstereyim mesela size. Şöyle. Siri'sini istemiyorum. Konum bilgileri. Burada diğer uygulamalar. Birçok şeyi kumanda edebiliyorsunuz. Böyle iki ekrana da bölünüyor. Bayağı getirisi artısı bol olan bir özellik. Yani bunu standart yapıp da lisansla tabi tutmaları ayrı bir ayıp. Hani VAC grubu bunu yapmamalıydı kesinlikle. Şöyle Sport'a alalım. İnsanlar uzun süre araba kullanmadığı için muhtemelen böyle bir dengesizleşme, en soldan en sağa atma. Yani gideceğin güzergah belliyse bu kadar riskli hareket yapmana gerek yok. Biraz bencillik fazla var ne yazık ki. Şimdi burada sabit radar var iki nokta arasında. Çok kişinin canı yanmıştır eminim, videoyu izleyip de tanıdık gelenler bilecektir. Burada cruise control ile gidince tüketim ciddi seviyede düşüyor arkadaşlar. ...4999. Hayırlı olsun. 5000 kilometre olduk. Şu anda tüketim 10 litreye kadar indi arkadaşlar. Aslında baktığınızda işte M5 ile yaklaşık 285 kilometre hıza çıktım. Insignia OPC ile 278 km hızlara çıktım. Scirocco ile 270'leri gördüm. Ben rutinde sakin sakin kullanan bir insanım. Öyle çok fazla gördüğünüz gibi agresif hareketlerim yoktur. Düzgün bir kullanıcıyım. Yani FR'da en son ne zaman performanslı kullanım yaptınız derseniz sizinle birlikte izlediğiniz o çekimde performanslı kullanım yaptım. 3. köprü yolunda. Ben yol çok müsait olmadığı sürece performanslı kullanıma çok fazla sıcak bakmıyorum. Yalnız makyajla birlikte şu darbe imişlerinin iyileşmesi gerçekten büyük rahatlık. Yani ben bu kadar konforlu olacağını beklemiyordum. Yani eskiye nazaran yolu artık hiç hissetmiyorum. Bir de şansıma aynı lastik geldi makyajsızdaki. Yani farkı direkt belirgin anlıyorsun. Lastik farkı yok. O derece. S001 yine Turanza kadar olmasa da o da sert bir lastiktir. Buranın yapımında da ne yazık ki direkt kavşaktan döndüğünde sol şeride denk geldiğin için nasıl sıkıştırıyor bakalım yarabbim. Böyle bir karmaşa oluyor. Zaten ilerisi trafik kilit. Yaptığı hareket, verdiği gaza yazık yani. Kendi aracı olmadığı için böyle dip gaz, düşük vites, bağırta bağırta geziyorlar. Evet, 8.3 litre ile videoyu kapatacak gibi duruyor. Bundan sonrasını çekmeme gerek yok. 8.2 litreye düştü. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Artık sosyalleşirken de biraz İran'dan itibaren artık bir ikinci aşamaya geçtik biliyorsunuz normalleşme sürecinde. Lütfen dikkatli olun. Mümkün mertebe tedbiri elden bırakmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.